Arkadaşlar, bunu videonun en başına koyuyorum. Bugünkü Adapazarı ıslama köfte tarifini lütfen kesmeden dikkatle izleyiniz. Taş yerinde ağırdır. Adapazarı ıslama köfte Adapazar'dan yenir. Videoya başlamadan önce lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sürpriz bir yemek yapacağız. Ne yapacağız? Islama köfte. Islama köfte nerenin? Adapazarı'nın. Demek ki ıslama köfteyi Adapazarlı yapacak. İnternette bakıyorum, hep yanlış yapmışlar. Size bugün orijinal ıslama köfte tarifini vereceğim arkadaşlar. Bunun için 2-3 günlük bir bayat ekmek mutlaka şart arkadaşlar. Bu ekmek ekşi mayadan olacak. Bunu şöyle bu şekilde bu kalınlıkta keseceğiz. Bakın. Yani o hazır matador ekmeklerle kesinlikle olmaz. Diyorlar ki taş yerinde ağırdır. Adapazarı'nda matador ekmek pek bulunmaz. Genelde böyle odun fırını ekmeği ve ekşi mayalı. Bakın arkadaşlar, bu ekmeğin içi böyle dolu olacak. Islama köfte için bu şart. Şimdi böyle bir miktar ekmek keseyim. Ben ilk başta şimdi size içini tarif edeceğim. Arkadaşlar, şimdi burada 8 bardak su var. İçine yarım bardak su bardağı sıvı yağ attım. Altını yaktım. Şimdi bunu yakmak için normalde kemik suyu gerekiyor arkadaşlar. Bakın, et suyu demiyorum. Kemik suyu. Ben de aldım kemiklerimi, fakat maalesef bu spontane gelişti. Bu kemiklerin en az 4 saat kaynaması lazım. Yani akşama kadar da kaynayabilir, sabahta akşama. Onun için sizin için herkese et suyu, kemik suyu yok. Ben bunu bulyonla yapacağım arkadaşlar. Bulyonla da oluyor. Tabii ki bir kemik suyu gibi olmuyor ama bulyonla da oluyor. Şimdi burada bu bulyonları, 2 tane en az bulyonları şöyle ezip de atıyoruz, et suyu. Bayağı güzel olur yani arkadaşlar. O kadar da kötü olmuyor ama tabii ki dediğim gibi kemik suyuyla bir olmaz. Bunun şimdi tuzu için de siz datmadan tuz atmayın. Bunları atıyoruz. Şimdi kaynadıkça bu zaten bunlar çözülecek arkadaşlar. Çözüldükçe siz de karıştırın. Ve buna kırmızı toz biber atacağız. Ne kadar mı? Bayağı bol. Şöyle en az bir 6 kaşık, 6 çay kaşığı full tepeleme kırmızı biber atmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha da ilave edebiliriz. Bunlar böyle karışacak ve kaynayacak. Kaynadıktan sonra arkadaşlar bir 15 dakikada kısık ateşte kaynaması iyi olur. Bakalım. Tabi bunu biberlere açtıracağız arkadaşlar. Kaynadıkça, karıştırdıkça açılacak bu. İçine salça atıyorlar, gördüm. Kesinlikle salça atılmaz. Kesinlikle domates suyu da falan da atılmaz. Sadece tuz, et suyu ve tatlı toz kırmızı biber. Ve arkadaşlar bakıyorum, gözüme az geldi. Biraz daha atacağım ben. Çünkü esas bunun şeyi, rengini veren bu. Tabi siz, ben bir kilo 200 gram kıyma için yapıyorum. Siz daha çok, daha az ya da daha çok, oranları ona göre değiştirirsiniz. Zaten göz kararı, yani ille dibine kadar aynı tariflerin birebir olmasına gerek yok arkadaşlar. Bu ustalık işlerinde birazcık da kendiniz oranları deneyerek bulmanız gerekiyor. Şunu şöyle arkadaşlar kaynamaya bırakalım. Et suyumuz kaynıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim köftesine. Bakıyorum köfte tariflerine. Ben size şimdi arkadaşlar orijinal tarif vereceğim. Islama köfte orijinal tarifi.
Biz şimdi nüfusumuz kalabalık tabii ki. 1 kilo 200 gram benim kıymam. Bakın gördüğünüz gibi tek çekim. Bunu ben karıştıracağım arkadaşlar. Dananın döşünden, kaburgasından 1 kilo 200 grama 2 adet orta boy soğan rendeliyorum hemen. Soğanımızı düştü alırız. Arkadaşlar şimdi köftemizi yapıyoruz. Buna şimdi ölçü olarak ben genelde tatlı kaşığı kullanıyorum arkadaşlar. Yarım kiloya bir tatlı kaşığı tuz. Burada 1 kilo 200 gram var. Yani 2,5 tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Ve bir çay kaşığına yakın karabiber. Başka bir şey yok arkadaşlar. Adapazarı ıslama köftede şimdi bayat ekmek atacağım. Karabiber, tuz ve bayat ekmek. Başka hiçbir şey yok. Ne sarımsak, ne kimyon, ne de maydanoz atlıyor arkadaşlar. Orijinali budur. Kemiklerimizi de daha sonra kullanmak üzere dolaba kaldıralım. Şimdi arkadaşlar buraya 3 dilim ekmeğin içini doğradım. Ve bakın bir ufak çay bardağı suyu attığımız vakit geçen tarifinde de olduğu gibi hem lezzetli olur köfteniz hem de kolay yoğurursunuz. Evet arkadaşlar köftemizi yoğurduk. Adapazarı ıslama köftenin özelliği ufak köftelerin ufak ufak olması arkadaşlar. Şöyle. Ve sivri sivri yuvarlak değil. Tabii sizin isteğinize bağlı. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama boyut budur arkadaşlar. Ufalacak bu. Pişince normal orijinal adapazarı ıslama köfte gelip yiyenler bilir. Ufak olur. Ve 9 tane falan verirler bir porsiyona. Böyle yuvarlak da olmaz. Köftelerimizi yoğuralım. Görüşürüz gene. Evet arkadaşlar köftelerim bastım. Tam 55 tane köfte çıktı bu boyutta. Yani 55 9 kere olsa 8 porsiyon, 6 porsiyon falan köfte oluyor. Tabii ki ıslama köftenin olmazsa olmazı servis ederken arkadaşlar güzel kızartması ve domates. Islama köfte soğanla servis edilmez. Biberlerimizi pişirelim, kenara koyalım. Evet arkadaşlar şimdi ben size örnek olarak biraz pişireceğim. Islama köfte ekmekleri için aslında ızgarada olur. Biz teflon tavada yapacağız. Gene de siz az bir şey ya şöyle bir sıvı yağ atın tavaya. Zar olsun. Tavayı bir güzel ısıtalım arkadaşlar. Burada da köftelerimiz pişsin. Birazcık sıvı yağ atalım onda. Şimdi bu suyumuz oldu. Bunu tabii biraz ılıttık arkadaşlar. Çok sıcak olunca da ekmeği hamur yapar. Bu suyumuz tamam. Karıştırıyoruz bir daha güzelce. Arada böyle karıştırıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar tavamız oldu. Şimdi bu ekmeği alıyoruz. Tamam, bandırıp çıkarıyoruz. Hiç beklemiyoruz. Atıyoruz. Bandırıp çıkarıyoruz. Ve tavamız kızdıktan sonra arkadaşlar altını kısıyoruz. Daha iyi. Bakıyorum böyle suyuna yağ atmıyorlar. Arkadaşlar yağ atılması gerekiyor. Hem yapışmaması için hem biraz daha lezzet veriyor. Ama kemik suyu sırf kemik suyundan yaparsanız o zaten yağlı. O zaman yağ atmanıza gerek yok. Ama et suyunda biraz yağ atmanız gerekebilir. Şöyle yarı karar altı açık arkadaşlar. Ekmeklerimiz oluyor. Bakalım.
Ekmeklerimiz olurken biz de köftelerimizi pişirelim. Tabii ki ıslama köftenin orijinali kömürlü oluyor arkadaşlar. Ama şu anda bizim durumumuz kömürde yapmam müsait değil burada. Şehrin merkezindeyiz. Mangal yapmak gerçekten çok zor burada. Onun için böyle idare edeceğiz. Şimdi bunu arkadaşlar domateslerimizi koyacağız. Evet, bu domatesleri ben almadım. Ben alsaydım kesinlikle bu domatesi almazdım. Evdekiler almış. Hormonlu domatesler. Bir gün arkadaşlar size market alışverişi nasıl yapılır? Domates, biber, sebze, patates nasıl alınır? Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Bu arada ekmeklerimiz oluyor. Bakın arkadaşlar domateslerini şöyle üçgen şekilde kesiyoruz. Neyse bir tanesi iyi çıktı. Hemen bu arada ekmeklerimize bakalım. Evet, olmuş arkadaşlar. Çok isterseniz kızartabilirsiniz. Ama çok kızartmak da iyi olmaz arkadaşlar. En azından bir tarafı pişsin, bir tarafı yumuşak kalsın. Köftenin özelliği birazcık ekmeğinin yumuşak olması, çıtır olması değil arkadaşlar. Bu ekmeğin özelliği yumuşak olması. Görüyorsunuz bayağı zahmetli bir iş. Tabii ki lezzetler her zaman zahmetli oluyor. Köftelerimize bakalım. Köftelerimiz yok, köftelerimiz falan gelmiş. Sonra büyük kattık oraya. Köftelerimiz hiç iyi gelişsiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekmeklerimiz oldu. Bir yüzünü kızarttım, bir yüzünü pek kızartmadım. Şimdi bakın köftelerimi ayrı bir tabağa alıyorum. Bu arada tabii ki aygaz boşamayandı. Hemen köftelerimizi atıyoruz, yeni köftelerimizi. Ve servis yapacağım, acele etmeyin. O da güzel olur. Şimdi arkadaşlar geldik işin bam teline. Sana köftü nasıl servis edilir? Nerede bizim başımız? Başımız burada. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir buçuk porsiyon gibi bütün ekmeğini ekmekler aldık. Köfteleri böyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Dokuz tane köfte. Tabii ki bizimki lokanta porsiyonundan biraz büyük oldu. Şimdi buna arkadaşlar bunun özelliği domateslerini şöyle içine atıyoruz. O domatesler sıcaklıkla ekmeğe de geçecek arkadaşlar. Esas formül bu. Böyle iki tane de biber atıyoruz. Hadi üç olsun ben seviyorum. Ve üstünü yine ekmeklerle kapatıyoruz. İşte gördüğünüz Adapazarı'nın meşhur ıslama köftesi bu. Şahane. Tadına bakalım mı? Hemen arkadaşlar çok sıcak ama sizin için bakacağım tadına. Şöyle. Mükemmel arkadaşlar. Taş yerinde ağırdır. Islama köfte Adapazarı'nın. Hepinize afiyet olsun.